Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre sağlığını korumak için yeni bir uygulamaya geçti. Artık egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçlar sadece birkaç saniyede tespit edilebilecek. Egzoz elektronik denetleme sistemi 81 ilde faaliyete geçti. Sistemin nasıl işleyeceğini Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün anlattı. Hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla tüm vatandaşlarımızın üzerlerine kayıtlı olan araçların egzoz emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir uygulamaya daha imza attı. Artık bu gördüğünüz sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar otomatik olarak tespit edilebilecek. Çok kısa süre içerisinde 1693 aracın kontrolünü yapabildik. Eski sistem manueldi. Bu nedenle sınırlı sayıda araç kontrol edilebiliyordu. Yeni sistem otomatik denetleme imkanı sağlıyor. Artık araçlar seyir halindeyken de kontrol edilebilecek. Hem trafik aksamayacak hem de daha fazla araç taranabilecek. Yoldan geçen araçların plakaları elimde görmüş olduğunuz tablete aktarılıyor. Bu tabletten bakanlığımız bünyesindeki egzoz emisyon ölçümü olan araçların listesiyle kontrol edilip saniyeler içerisinde geçerli bir egzoz emisyon ölçümü olup olmadığına ilişkin kontrollerimizi yapabiliyoruz. Sistemin hayata geçirilmesinde Aselsan ve bakanlık ortak çalıştı. 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edildi. Buna göre birinci sınıf inşaatın ortalama metrekare bedeli 12.367 lira oldu. Emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ortak çalışma sonucu ortaya çıkan bina metrekare normal inşaat maliyetleri belli oldu. Buna göre birinci sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 2256 lira, azami 2479 lira, ortalamada 2367 lira. İkinci sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 1445 lira, azami 1716 lira, ortalamada 1580 lira. Üçüncü sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 1019 lira, azami 1219 lira, ortalamada 1119 lira olacak. 2023 yılında uygulanacak emlak vergisine esas olacak verilerin vatandaşları ilgilendiren tarafında betonarme meskenler için lüks inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 3573 lira, azami 4010 lira, ortalamada 3791 lira oldu. Basit inşaatlarda metrekare imalat fiyatı asgari 519 lira, azami 734 lira, ortalamada 626 lira olacak. Bundan böyle sadece hastanede çalışan sağlık çalışanları değil, aile sağlığı merkezi çalışanları da teşvik ödemesi alabilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre aile hekimlerinin teşvik ödemelerinde günlük muayene sayısı etkili olacak. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Gözümüz aydın demeye az kaldı diye yazdı. Çok geçmeden de değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bundan böyle aile hekimlerinin teşvik ödemelerinde günlük muayene sayısı etkili olacak. Bu önemli gelişmeyle aile hekimlerimiz ve aile sağlığı merkezi çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun. Müjdeyi de gelişmeyi duyuran Bakan Koca verdi. Yönetmeliğe göre sözleşmeli aile hekimlerine taban ücretin %42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak. Bu ödemeden herhangi bir ihtar puanı almamış olanlar yararlanacak. 1 ila 10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11 ila 20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süreyle ödeme yapılmayacak. Tutarlarsa günlük muayene sayısına göre belirlenecek. 41 ila 50 arasındaki muayene edilen kişi sayısı taban olarak kabul edilecek. Söz konusu durumda tavan ücretin %10'u kadar ödeme yapılacak. Muayene edilen kişi sayısı arttıkça teşvik ödemesi oranı %42'ye kadar çıkabilecek.
Aile sağlığı çalışanlarının ise ödeme aralığı daha farklı olacak. Bu kişilerde de herhangi bir ihtar puanı almamış olma şartı aranacak. İhtar almayanlara tavan ücretin %3'ü kadar ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 40 ila 60 arasında olması halinde tavan ücretin %1,5'u, 61 ve üzeri olması halinde ise tavan ücretin %3'ü oranında teşvik ödemesi verilecek.